Merhaba arkadaşlar, bir arkadaşımız sormuş. Arkadaşımızın nickname'i King. King arkadaş sormuş. Venom Jaws montu aldım. 2020 fuarından aldım. Bu mont nasıl yıkanır diye sormuş. Aslında önemli bir konu. Montların birçoğunda yıkama talimatları var. Fakat olmayan montlar da var. Montları ortalama 30 derecede yıkıyoruz. Örneğin Magna mont. Magna montun bu modelinin adı Sunrise diye geçiyor ve içinde yıkama talimatı var. Onu hemen göstereyim. Hemen şuradan içini açıyorsunuz. Bazılarında yok dediğim gibi. Şöyle içinde kağıtlar oluyor veya işte arkasında önünde bilgiler oluyor. Buradan detaylı olarak gösterebilir miyim bilmiyorum ama tahminen görünecektir. Şöyle bir tablosu oluyor çoğunlukla. Şurada zaten 30 derece diye koymuşlar adamlar. İşte ütülemeyin, ütü basmayın veya işte durulama yapmadan yıkayın gibi özellikler koymuşlar. Bunlara uyarsanız hani hem yumuşaklığını hem yağmur geçirmezliğini hem de tüm iç havalandırma sistemini bozmamış olursunuz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Gore-Tex olan özellikle Gore-Tex olanlarda ise böyle bir hani eğer hani 45-50 derecelere kadar bir yıkarsanız, yanlışlıkla yıkarsanız onun o Gore-Tex'in bütün özelliği bitiyor aslında. Yani o Gore-Tex özelliği bitince zaten hani yağmur geçirebilir oluyor veya işte tüm özelliklerini kaybetmiş oluyor. Hem kumaş özelliğini kaybediyor, yağmur, sıcak, ter, özellikle ter konusundaki içine çekip tekrar kurutma özelliğinde zaten tamamen yitirmiş oluyor. O yüzden hani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Magna montta var mesela. Diğer montların bazılarında yok. Bu talimatlar yazmıyor. Ama özellikle hani siz satıcıya sorarsanız bunları ve yıkama özelliklerini size ortalama 30 derece diyeceklerdir. 30 derecenin üstündeki sıcaklıklarda bütün kumaş özelliğini yitiriyor. Yani hani görüntüde yitirmiyor fakat hani işte yağmur çekişi, ıslaklıkla mücadelesi, yüzeyinde tuttuğu su miktarı tamamen değişiyor. Yani bozulmuş oluyor. Böyle bir detay vereyim. Bir arkadaş sormuştu. King işte arkadaş sormuştu. Özellikle de ne denir? Kumaş 600D kumaşlarda, 1000D kumaşlarda veya 400D'ye olan D kumaşlarda bu yıkama özelliklerine dikkat ederseniz ömrünüz boyunca neredeyse giyersiniz. Hani ömrünüz boyunca dediğimde yani bir 10 yıl galiba güzel şekilde dayanır montlar. Bir de tabii hani diğer hassas şeyler de var. Mesela kaslar için de var yıkama seçenekleri. Hani şey zannetti, zaten anlatmıştı bunu, altın elbiseli adam anlatmıştı bunu. Kasların içindeki petler nasıl yıkanır, işte eldiven yıkarken nelere dikkat etmek gerekiyor veya işte pantolon yıkarken nelere dikkat etmek gerekiyor gibi özellikleri anlatmıştı. Bu dediğim şeylerin birçoğunda geçerli. Yani mesela işte kaskın iç petlerini çıkarttınız, yıkayacaksınız. Aşırı sıcak bir suda yıkamayın. Çünkü bunları da 30 derece gibi ılık bir suda yıkayın ve elinizde yavaş yavaş ovalayarak yıkayın. Montu da aslında hani elde yıkayabilirsiniz 30 derecelik bir suda ama çamaşır makinesinde çevirmek daha kolay geliyorsa çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Ama dediğim gibi özelliklerine dikkat edin, bazılarını çamaşır makinesinde yıkamayın diye talimatta olabilir. Montlarda bunlara dikkat ederseniz uzun ömürlü olacaktır. Umarım bilgi vermişimdir. Tamamen hani sizin sorularınıza göre biliyorsunuz hani yönlendirmeye çalışıyorum bütün soruları. Sizin sorduğunuz soruların hepsini cevaplamaya çalışıyorum ki hani birçok çünkü hani bilgi eksikliği var. Özellikle motosiklet giyimi hakkında birçok bilgi eksikliği var. Onları gidermeye çalışıyorum. Yani tabii kendi bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi umarım yararlı olmuştur. Eğer yorumlarınız, sorularınız varsa bana sorabilirsiniz. Bilgim dahilinde hepsine cevap vermeye çalışırım. Hepinize iyi sürüşler.